Bana sözün vardı Serdar. Sen yaşıyorsun. Ama... Bu gelinliği ben giymeliydim Serdar. Keşke Leyla. Keşke sana gerçeği söyleyebilsem. Serdar evlenecek dediklerine inanmamıştım. Serdar'ım yapmaz. O benim sevdalım. O benim kocam olacak demiştin. Biz birbirimizin helali olacağız. Yeminimiz var demiştim. O beni seviyor demiştim. Hala seviyorum seni Leyla. Her zaman da bu böyle olacak. Ama mecburum. Her şey yalan mıydı Serdar? Söyle. Söyle çekip gideyim buradan. Yeter artık Serdar. Şu kendini bilmezin ağzını payını ver artık. Söyle ona gerçeği. Çekilsin, gölge etmesin sevgimize. Bıraksın artık yakamızı. Gözlerime bak Serdar. Gözlerime bakarak söyle. Yüzüme söyle. Neden susuyorsun Serdar? Hala bunu mu seviyorsun? Öyle sev... Ne lan bu halin? Muhaberici Er Ferdi Sarı, Sakarya, emret komutanım. Lan bu halin ne diyorum? Bu halin ne? Oğlum sağır mısın sen? Abdest mi aldın lan sen? Namaz mı kılıyorsun lan? Cami mi lan burası? Lan kurusana lan! Al şunu lan. Serdar Üstemen'in masasına bırak. Sonra da bana şu depoyu aç hadi. Hadi oğlum! Serdar komutanımla bir konuşsak komutanım. Hem bu iş benim işim değil. Depocuyla yazıcı bakar bu işlere biliyorsunuz. Askerliği bana mı öğretiyorsun lan sen? Ha? Lan bu depoyu hanginiz açıyorsa açsın bana hadi. Götür bunu üsteğmenin masasına koy hadi. Oğlum, bu parça karargâhta incelenecek. Tutanağı hazırlayın, imzalayayım. Komutanınıza da gereken bilgiyi verirsiniz. Emredersiniz komutanım. Emir yerine getirildi komutanım. Doğrudur Kartal 1. Assubay Coşar Kepçe. Kartal 1'in yazılı emriyle gelmiş. Yazılı emrin dosya numarası 5876. Alındı konak 1. Soruşturup gereken bilgilendirme yapılacaktır. Şimdi sorarım lan ben sana. Ne olan dinci? Beni mi araştırıyorsun lan sen? Yanlış anlamayın komutanım. Sadece emri teyit etmek istedim. Bu benim görevim. Başlatma lan görevine. Tertip, bu kitap harika. Ver bakalım lan şunu. Bir de ben bakayım şuna. Vay, işe bak sen. Önce abdest, sonra bu kitaba. Başka bir şey var mı lan? Oğlum sen ne yaptın lan? Lan burayı medreseye çevirmişsiniz lan siz. Asker! Sen benim görev emrimi araştıracaksın ha. Git savunmanı yaz. Yaktım lan askerliğini. Ama komutanım, Serdar Üsteğmen'in haberi var. O da savunmasını yazsın lan. Konak 1, Kartal 1. Konak 1 dinlemede Kartal 1. Konak 1 görev emrinde yazan personel idari izni ayrılmıştır. Söylediğiniz dosya numaralı bir görevlendirme de yapılmamış. Bir yanlışlık var herhalde komutanım. Duydunuz siz de. O cihazı buradan çıkaramazsınız. Öyle mi? Siz mi durduracaksınız lan beni? Durdurun onu! Dur! Adam depoyu soydu be! Dur!
Dur durun! Dur! Karakol olayı tamam. Yavuz bir, Coşar Kepçe diye biri sahte bir görevlendirme emriyle karakolun deposundan bir parçayı alıp kaçtı. Alındı konak bir, dönünce konuşuruz. Ne oluyor Celil? Karakolu soymuşlar komutanım. Depodan bir şeyler almışlar. Bir şeyler dönüyor komutanım. Nasıl olur bu Celil? Anlarız yakında. Sen git Celil. Leyla'yı takip et. Bir delilik etmesin. Emredersiniz komutanım. Tamam mı la? Tamam la. Parçayı aldım. Artık bombayı patlatabiliriz. Patlatırız. Ama önce çıkalım buradan. Hadi be hadi. Hasan. Uy, ne oldu da? Ona bak ya. Yırttın ha kefeni Lazoğlu. Kardeşim benim. Geldim. Oo kardeşim. Geçmiş olsun arkadaş. Sağ ol, sağ ol kardeşim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz şükür. Leyla bacı yaşıyor da. Komutanın bu karıyla evlenmedi değil mi? Geç kalıverdin Lazoğlu. Komutan evleniverdi gari. Leyla bacının yaşadığını da görüverdi. Yani anlamadım da nasıl gördü? Gördü işte Hasan, gördü. Yine de gitti evlendi bu kadınla. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin tertip. Ey uşaklar, nasılsınız, iyi misiniz? He? Kızım sen önüne baksana ya. Hay Allah. Ben Naz'ı seviyorum. Naz'a benim karım. Allah sıcak ya. İçtin mi Allah? Lan. Çekil. Çekil ya. Hadi çekil. Lan. Ya durmuyor. Çekil. Bırak beni, bırak! Bağırma, bağırma! Benim, gelin! Denildin mi sen? Koskoca kamyonu görmüyor musun? Bugünü yaşayacağıma. 12 ağa göreceğimi bıraksaydın da ölseydim Celil abi. Kendine gel bacım. Dünyanın sonu değil ya. Hala inanamıyorum Celil abi. Orada o Naz'a denen yılanla evlenen adam Serdar mıydı? Bana beni sevmediğini söyleyen, beni sırtımdan harçerleyen Serdar mıydı? Söyle Celil abi. Sen Celil abi,
Serdar'ın en yakınındaki arkadaşısın. Onun her şeyini bilirsin. Benim bilmediğim bir şey mi var? Serdar nasıl yapabildi bunu bana? Nasıl söylerim gerçeği sana bacım? Nasıl? Konuş Celil abi. Allah aşkına konuş, delireceğim ne olur. Nasıl oldu bu iş? Serdar bunu yapmazdı. Beni gördü. Yaşadığımı öğrendi. Ama yine de evlendi onunla. Niye? Neden Celil abi, neden? Rabbim beni bağışla. Gerçeği kabul etmen lazım bacım. Serdar komutanımın Nazlı'ya gönlü kaymış. İnsan hayatında böyle şeyler oluyor maalesef. Bence geçmişe takılma, önüne bak. Olan olmuş de. Bütün enerjini geleceğin için harca. Yoksa her anın acı çile dolar. Hem bak, insan neleri unutmuyor ki bu dünyada ha? Unutur gidersin. Anladım Celil abi. Anladım. Bitti. Her şey bitti. Hem biz seni öldü biliyorduk. Neredeydin? Ne oldu? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Her şey kopuk kopuk. Peki ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Sana kalacak yer bulabilirim. Perişan görünüyorsun. Serdar komutanım evlense de ben hala abinim senin, ona göre. Hakkını helal et Celil abi. Serdar'ı da, onun arkadaşlarını da. Kimseyi görmek istemiyorum artık. Sizin yardımınızı istemiyorum ben. Bu halde bırakamam seni Leyla bacı. Yeter, uzak durun benden, yeter. Üstüme gelirsen kıyarım canıma Celil abi. Git. Komutanına müjdeyi ver. O beni nasıl sildiyse ben de onu sildim. Git söyle. Sana gerçeği söyleyemem bacım. Göreve ihanet edemem. Görevimiz bazen kurban eder bizleri. Sen ve Serdar komutanım bu görevin kurbanları oldunuz. Bağışla beni bacım. Bağışla. Sen de öl o zaman. Bana ettiklerinin cezasını çekeceksin şeytan. Durma, ez geç şunu. Dur, ben hallederim. Leyla, delirdin mi sen? Sen karışma komutan. Seninle işim yok. Bırak o silahı Leyla. Bitti artık. Kendi yolunu çiz sende. Benim işim o şeytanla. Sana diyeceğim bir şey yoktur. Geber şeytan. Ah! Ah! Yeter artık Leyla. Kendine gel. Bitti artık, anlıyor musun? Lan geri zekalı. Derdin ne senin ha? Serdar beni seviyor, anlasana. Defol git artık başımızdan. Rahat bırak bizi. Tamam Naz'a, sakin ol. Affet Leyla. Hadi gidelim artık Serdar. Yürüyün la, kaçırmayın silahını. Geç. Siz de oradan. Sen de bu tarafa.
şey yapmazsam kız batakhanelere düşecek. Kordon. Kordon benim Aslı, cevap ver. Kordon cevap ver. Dur. Yürü haydi yürü. Gel buraya. Bırakın. Gel. Bırak. Bırakın beni. Yapmayın ne olur. Yapmayın. Haydi yürü. Bırak. Yürü. Allah'ım. Yavaş olun lan. Yavaş. Acele edin. Gelin arabası yolda. Yakalanırsak biteriz ha. Dikkatli olun beyler. Gelin arabası geliyor Vahit. Lan yakalanacağız ya. Hala burada. Yakalanacaklar. Bir şey yapmam lazım. Serdar komutan. Serdar komutan. Komutanım. Telsiz komutanım. Serdar Üsteğmen. Leyla'yı batakhaneye satmak için kaçırıyorlar. İlçenin kuzey çıkışında. Acele edersen kurtarırsın. İnsanın kötü yola düşürülmesine seyirci kalamam. Bin oğlum. Tamam lan. Ulan az daha Zoka'yı yutuyorduk ha. Öyle valla. Neyse işimize bakalım. Haydi. Gülenme lan. Bak sonunda rahata ereceksin. Hem sevdiğin adam da başkasıyla evlendi. Bırakın beni ne olur. Nereden çıktı lan bunlar? Gebertin. Leyla iyi misin? Çekil önümden komutan. Leyla dinle. Konuşacak bir şey yok komutan. Leyla. Leyla dur dedim. Leyla dur. Dur Zira. Korkma. Buraya kadar komutan. Hoş geldin la. Tebrik ederim. Evlenmişsin la. Sana ne lan çakal. Leyla. Dön hemen. Hadi. Bana karışamazsın komutan. Anam mısın babam mısın? Neyimsin ki? Zilan'ı duydun. Defol git ha. Yoksa... Bırak şunu uğraşma Baran. Yeni evlendi. Karısıyla hayat yaşasın biraz. Leyla. Dinle beni. Götür beni buradan Baran. Hemen götür. Zilan'ı duydun. Sakın gelme peşimizden. Acımam. Böyle komutan.
Kendi ayağınla geleceksin bana. Ben ne yapıyorum Allah'ım? Salak kadın. Günümüzü berbat etti. Ama artık kimse aramıza giremeyecek. Hadi gel. Seninle evlendiğime hala inanamıyorum Serdar. Çocukluk hayallerim gerçek oldu. Gelsene. Duvamı çıkartıp hemen geliyorum. Allah'ım ben nasıl katlanacağım bu kabusa? Yavuz yedi. Devam et Yavuz yedi. Komutanım Hasan dönüverdi gari. Bilginiz olsun. Anlaşıldı Yavuz yedi. Ne yaptın Vahit? Ulaştın mı kampa? Geldim sorun çıkmadı. Çabuk olun. Ortalığı bir an önce yakmak için sabırsızlanıyorum. Kıyamet kopacak be. Hem de nasıl? Senden haber bekleyeceğiz. Naze? Ne oldu hayatım? Gitmek zorundayım Naz'a. Aa niye? Bu bizim ilk günümüz ama. Hala görev başındayım biliyorsun. İzin alamadım. Hem şu karakoldan çalınan şey canımı sıktı. Bir bakayım. Madem asker karısı olduk katlanacağız ne yapalım? Geç kalma ama. Merak ederim seni. Oğlum ne diye arıyorsunuz adamı? Bir derdiniz varsa bana söyleyin lan. Komutanım Hasan'ın döndüğünü rapor ediverdim gari. İyi halt ettin. Öyle deme da Celsun. Celsun da o kılçık karıdan kurtulsun. He komutanım. Karakola oğlum hadi. Emredersiniz komutanım. Kaç bakalım Serdar. İstesen de çıkamayacağın bir kafese girdin. Gelin lan şuraya. Yavaş. Şuraya içeri. Haydi. Haydi şöyle. Geç. Kimse yaklaşmayacak lan bu mağaraya. Bu mağarada bir şeyler dönüyor ama ne? Göreceğiz bakalım. Şşş! Geri dur Heval. Burası yasak. Yürü. Gundi. Gundi. Ne yapıyorsun la burada? La kafasız Gundi. Adamlar zaten şüphelendiler. La ölmek mi istiyorsun sen? Allah. Hem bak. Sen benim yakınım, dostum, akrabam falan değilsin. Ölsen üzülmem ha, haberin olsun. Ya Vahit,
Şimdi biz bunu hakikaten patlatacak mıyız ha? Of lan ne şenlik olacak ha? Var ya bu patladığında buralar Hiroşima'dan daha beter olacak ha. Ben dünya evine girdim Leyla. Sen de kabusun içine gireceksin. Hasan bak, komutanım. Komutanım. Geçmiş olsun Lazoğlu. İyi misin? İyi değilimdir komutanım. Çok mu eziyet ettiler oğlum? Hatta teröristlerin ettiği eziyet vız gelir tırıs gider komutanım da... ...beni kötü eden nikah dairesinin önünde gördüklerimdir. Leyla Bazı'yı da görmüşsün. O deftere niye imza attın komutanım? Komutanım bütün arkadaşlar bunu konuşuveriyor. Herkesin dilinde. İnsan sevdiğini yarı yolda bırakır mı hiç? Siz anlamazsınız çocuklar. Serdar! Yeter Sinan, yeter. O adam için ağlama artık. Canım yanıyor Baran. Dediğin doğru çıktı. Komutan Nazay'la evlendi. Nazay'ı seviyorum dedi bana. Topla kendini Zilan. Seni benden başka düşünen mi var? Kötü olmuşsun, perişan olmuşsun. Kimin umurunda? Acıyı taşıyamıyorum Baran. Çek vur beni. Kurtar beni bu dertten ne olur. Ben seni vuramam Zilan. Ben sana kıyamam. Şu dağ başında insan olduğumu seni gördüğümde anladım. Ben seni ölesiye sevdim. Seviyorum Zilan. Nasıl kıyarım ben sana? Ha? Nasıl kıyarım? Bilirim. Sen komutanı sevdin. Onu seveyim. Ama ben de hep bu umutla yaşadım. Kendimi avuttum durdum. Ben sadece seni sevdim. Öylesiye sevdim. Çok seveyim. Hem ben sana hiç ihanet etmedim. Hep seni sevdim ben. Ben Nazay'ı seviyorum. O benim karım Leyla. Sen beni yaktın. Ben de seni yakacağım komutan. Hala istiyor musun benimle evlenmek? İsteyeyim. İsteyeyim ya. Hem de nasıl? O zaman evleneceğim seninle. Doğru mudur Zilan? Doğru mu dersin ha? Alay etmişsin ya. Evleneceğim. Duyun la dağlar. Zilan benimle evleneyim la. Sadece benimle evleneyim. Seninle evleneceğim. Hem de davulla, zurnayla. Ata bineceğim gelinlikle. O at hem karakolun hem de Nazan'ın evinin önünden geçecek. Sen iste. Bölgeyi 40 gün, 40 gece inletirim la davulla, zurnayla.
Sen yeter ki iste. Ben sadece iki kişinin inlemesini istiyorum. Biri Serdar, diğeri de Naz'a. La iki kişiyle canımıza ot tıkadılar değil. Bizimkiler ne yaptı? Mermi yiyen yerinden kalkmadı. Lan beceriksiz herif. Seni adam sandım be. Nasıl kaçırırsın Leyla'yı? Kolaydı sanki. Kendi canımı zor kurtardım la. Aha ona da sor. Doğrudur. Komutan bütün adamları öldürdü. Biz canımızı zor kurtardık. Naz'a komutan. Ben komutan değilim kız. Kocasını ve yuvasını bir şırfıntıdan kurtarmaya çalışan evli bir kadınım. Çiğan. O Leyla beterin beteri olacak. Benim felaketimden kurtulamayacak. Senin elinden kurtulduğuna pişman edeceğim onu. Naz'a. Konuş Baran. Dinle Naz'a. Biz Zilan'la evlendik. Zilan artık karımdır benim. O kız ortalarda dolaşmayacaktı. Anlaşmayı bozdun Baran. Anlaşmamız vardır. Zilan'a dokunmayacaksın ama Naz'a. Artık o benim karımla. Yok ya. Bak buna çok mutlu oldum. Mutluluktan ağlayacağım Baran. Zavallı Leyla. Demek sonunda bir koca bulabildi kendine ha? Kes la dalgayı. İlişme bize. Zilan'a ilişme. İlişirsen ölürsün. Bilmiş ol. O benim karım olacak la. Leyla bana ilişmezse, Serdar'dan uzak durursa ben de onu rahat bırakırım. Leyla ile evlenmen işime gelir. Tamam la, anlaşmayı unutma. Baran'la evlenecek olman gebermenden iyidir benim için Leyla. Serdar bu işe çok sevinecek. Oğlum aldığı parça neye benziyordu onu anlat. Metal bir parçaydı komutanım. Siyah bir şey. Yani aslında bir şeye benzemiyordu. Tüh be. O parça kaçakçı Keko'nun malları arasındaydı komutanım. Bombanın mekanizmasını bilirim. Nerede mekanizma? Söyle hemen. Beni kurtar komutan. Bunu bana niye söylemedin Memiş? Parçayı bir şeye benzetemedim komutanım. Hadi sen o parça mı dur, demir mi dur, ne dur, önemli miydi he? Hem de çok önemliydi Lazoğlu. Çık içeri. Çık! Bu mekanizma Nazan'ın elinde demektir. Bomba da onda. İşte şimdi yandık Celil. Bu ne öfke Serdar? Bir şey mi kaybettin? Senin ne işin var burada? Yemek yiyecektim. Sensiz boğazımdan geçmedi. Yemek getirdim sana. Beraber yeriz diye düşündüm. Odama geç istersen. Gelirim birazdan. Tamam. Ha, haberin var değil mi? Neyden? Leyla ile Baran evlenecekmiş. Düğün hazırlığı yapıyorlarmış. Ah be Leyla. Yanlış anladın. İntikam için kendini yakacaksın. Ben odadayım. Şifreli bir görüşme yakaladım komutanım. Hemen bakalım. İyi dinle teknik servis. Motorun eksik parçasını aldırdım. Al bari bu. Parça dediği bombanın parçası olmalı. Arabayı çalıştıracak kızla buluşacağım birazdan. Arabayla ilgili bütün bilgileri söyleyeceğim ona. Kız Naz'a olmalı komutanım. Araba dediği bomba. Düğmeye basıyorlar Celil. Durum vahim. Naz'ı adım adım izleyeceksin. Memiş'i de al yanına. Albayla buluşmasını izleyin. Ve bomba nerede nasıl patlatılacak öğrenin. Allah'tan Naz'a burada komutanım. Ama randevusu var. Fazla kalmayacak karakolda. Oo, yemekler çok güzel görünüyor. Bakalım beğenecek misin? Hanımefendinin hobileri. Yemek yapmak, bomba yapmak. Otur beraber yiyelim. Bugün benimle kalabilirsin istersen karakolda. Akşama beraber gideriz eve. Aa, çok isterdim ama evde işlerim var Serdar. Gitmem gerekiyor. Siz Celil abiyle yiyin. Afiyet olsun. Thank you.
Ekmek arabasını Memiş. Ekmek arabasında ne işimiz var gari komutanım? İstersen davul zurnayla takip edelim şu yılanı ha? Kız takip edildiğini anlamamalı koçum, hadi yürü. Sardar, demek kordon celili taktın peşime ha? Gel bakalım kordon. Haberin var değil mi? Leyla ile Baran evleniyor. Gerçeği bilmiyorsun Leyla. Ben sana ihanet etmedim. Bu evliliğe mecburdum. Dikkat ediverin komutan. Gözümüzden kaçırmayın. Peşine düştük bir kere Memiş. Kuş olsa uçamaz artık. Doktor. Cevap ver, benim Serdar. Doktor, acil. Serdar. Ya benim tanıdığım bir tane Serdar var, o da komutan olanı. Havaideyim komutan, havaideyim. Aramayın artık beni. Yokum, ben burada yokum. Gittim. Toz oldum, kuş oldum, serç oldum, taş oldum. Anam, güzel tekerlem oldu ha. Bıktım ben ya. Bıktım artık ben ya. Çatışma, ölüm, kan. Ben istemiyorum ya. Ben bittim, tükendim ya. Of! Of! Of oldum. Of konumundayım artık. Anlayın bunu. Ha böyle kafayı bir saktın 180 yerde. Döndü bana. Dedim ki akıllı ol. Bana... Hasan! Emret komutanım. Şu dağdaki doktor. Onu bulmam, bilgi almam lazım. Ama telsize cevap vermiyor. Sen yerini biliyor musun? Doktor kafayı kırdı komutanım. Dağda. Kızıl yerde bir kulübesi var. Oraya kapanmıştı. Tamam anladık. Hadi yürü. Ey gidi dağlar, ey! Hey! Yanlar seni gide gide usandım. Ayağıma diken battı, göl sandım. Ya of, türkü bela bunalım ya. Neymiş efendim, ayağına diken batmış. Ya mal, o zaman sen de o dikenden uzak dur. Of, ah ya, çürüdüm ya buralarda. Gerçekten çürüdüm ya. Lay! Hayrola doktor, nereye? İşte dikensiz güllerin olduğu yere deyip gideyim diyorum ben ya. Ya Baran, ben alıp başıma gidiyorum buralardan ya. Yani siz de insana bir hüzünlü vedayı bile çok görüyorsunuz ha. Şşt kız, bebeğim, gene buldun mu seni? Ya Baran, sen şimdi beni bırak. Hele sen ne istiyorsun bu kızdan ya? Yetmedi mi senin buna yaptığın fenalıklar? Biz Dilan'la evlenmeye karar verdik doktor. Birimize sen de davetlisin. Ya Baran, git, gerçekten olmaz ya. Zorla güzellik olmaz kardeşim ya. Bak, uyarmadı deme şimdi. Bunu hepimiz biliriz ki Zilan komutanı sever. Bu işin zorlaması yok doktor. Kendi isteğimle evleniyorum Baran'la.
Komutan yok artık benim için. Nazay'la evlendi. Benim için bitti. Ya sen hele bir gelsene, şöyle abi kardeş bir konuşalım. Bak son pişmanlık kaydetmez sonra ha. Gel. Geç otur şöyle, haydi geç. Ya Zilan, bak sen benim kardeşimsin. Yani Leyla. Bak bu bizim Baran, yani o işte biraz hayvanın tekidir yani. Leyla, bu evlilik sana felaket getirir. Hem işte komutan, hem o senin peşini bırakmaz ki. Vazgeç bu işten. Hem bak belli ki sen bunu intikam için yaparsın. Evleneceğim doktor. Kararlıyım. Komutanım, sakın kaybedivermeyelim gari. Merak etme aslanım. Benden kurtulamaz. Ya Leyla, evlilik çocuk oyuncağı değil ki. Hem böyle dağlarda sefil perişan olmaz ki bu iş. Nikah kıyıp Zilan'la gideceğiz buralardan doktor. Anlaşıldı, anlaşıldı. Bu dağlardan bana kurtuluş yok. İşte komutanım, doktorun sarayı da burasıdır. Ha, bu evde gördüydüm onu. Doktor! Aha, sen bu eksikti. Baran çakalı. Gelme la! At o silahı çakal. At lan! İndirin o silahları! Baran indir. Leyla, bu yaptığın saçmalığa son ver artık. Bırak inadı. Saçmalık değil. Evleneceğim ben Baran'la. Sana ne? Ne karışıyorsun bana? Hangi hakla? Duydun komutan. Bas git. Rahat bırak la bizi. Leyla. Ne o? Adamların arkasına saklanmaktan bıkmadın mı la? Erkeksen tek başına gel la. Sen o kelimenin ne anlama geldiğini bilir misin lan? Hasan! İndir o silahı. Ama komutanım. İndir silahını, geride bekle. Emri duydun. Leyla, Leyla, gel. Gel la. Yapmayın, yapmayın. Baran dur. Bir şeyler yap o zaman, dur dur. Tamam dur, dur Leyla, karışma sen ya. Sen komutanımı bilmezsin Leyla bazı. Ha, bu iti pes ettirmeden bırakmaz kavgayı. Baranda ya, yiyecek gene ya. Ama silah yoktur da. Kalleşlik bu. Baran! Dur yapma sen ya, dur! Ne olur yapmayın!
Öldürecekler birbirlerini. Kız Naz'a değil be. Aldatıldık mıymış? Ulan işe bak. Çakal göz göre göre aldattı bizi. Emme komutanım. Ne zaman oluverdi ki bu? Ben hiçbir şey anlamadım galiba. İşe bak. Kaçeri verdik komutanım. Bir de Serdar komutanım özellikle dikkat et demişti. Ah be kordon, yakıştı mı sana ha? Komutanım dikkat edin gari. Çakal sürüsü komutanım. Diğer çakal da bizi bunların arasına çekti. Ulan oyuna bak be. Hadi bakalım Egeri. Eğlence başlıyor. Başlasın komutanım. Ne duruyorsunuz la, saldırın. Serdar! Knockout! Bırak onu! Öldürecek misin onu? Karışma Leyla! Onu seviyorum ben! Baran'ı seviyorum! Evleneceğim onunla! Anladın mı? Ne yaparsan yap, evleneceğim. Hapse at. Yine beklerim onu. Ne söylediğinin farkında mısın sen? Bu katili mi bekleyeceksin? Evet! Onu bekleyeceğim. Evleneceğim onunla. Kocam olacak Baran. Git buradan. Artık seni görmek istemiyorum. Madem öyle. İyi. Sen bilirsin. Sana zulüm, bana ölüm değil. Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Komutanım, kötü tuzağa düşüverdik gari. Bizi atlattığına göre Naz'a deneyimler kim bilir nereden? Bombayı bununla harekete geçireceksin Naz'a. Üst kurul bombanın hemen patlatılmasında ısrarcı. Hazırlık olmadan mı patlatacağız? Halk isyan etti, bahanesi ne olacak? Hayat ağacı bize büyük bir miting tezgahlayacak. Mitingde halk devlete karşı isyan bayrağı açacak. Biz de devlet olarak bombayı patlatacağız. Binlerce kişi ölecek. Mitinge gerek yok. Benim başka bir fikrim var. Alçaklar. Bu bizim iki kafadar... Artık gölgemizden korkar olduk.
Devam et Naz'a. Leyla ve Baran büyük bir düğünle evlenecek. Kalabalık bir düğün. Hayat Ağacı oraya toplasın insanları. Zerdüşler Asfalt Artan'ın düğününe gelirler değil mi? Gelmez mi? Binlerce zerdüş toplanır. Güzel fikir. Bombayı düğünde patlatıyoruz. Böylece o Leyla'dan da kurtulurum. Serdar hala kuşkuyla bakıyor bana. Serdar'ı tamamen ele geçirebilmiş değilim. Dahası bu adamla hala neden evlendirildiğimi bile bilmiyorum. Şu an işler istediğimiz gibi gidiyor. Kocanı avucunun içine al. Zamanı geldiğinde neyin ne için olduğunu öğreneceksin. Amaç Serdar'ı yok etmekse zevkle beklerim. Sadece Serdar değil. Biraz daha bekleyeceksin. Ama bil ki bu evlilik bir savaş. Serdar benimle başa çıkamaz. Biz şimdiden savaşın galibiyiz albay. Meşhur kordonun sonu geldi la. Ne o Egeli? Yoruldun mu ha? Sen kendine bakıver komutanım. Ben senden gencim gari. Daha terim bile atamadım gari. Son duanızı edin la. Gebereceksin kordon. Dağılın lan. Çekilik lan. Defolun lan. Atmayın kılıçlar. Hadi. Nerede kalıverdiniz arkadaş? Az kalsın şenliği kaçırıverecektiniz. Hey bak sen neler de diyor. Komutanım. Kordon komutanımı kurtardık da. Ha bu Egeli'yi kurtarmasak mı? Gevezeli bırak Hasan. Hasar var mı Celil? Yok ama. Gelmeseniz halimiz fenaydı komutanım. Tuzağa düşürüldük. Kötü atlattı bizi seninki. Neyse. Tilkinin geleceği yer belli Celil. Bizi nasıl buldunuz komutanım? Tersten olsun da ilçe birbirine girdi denince anladık. Kordon. Dinliyorum. Kötü haberlerim var size. Albay ve Nazan'ın konuşmalarını duydum. Bombayı patlatma emri gelmiş. Nerede? Bilmiyorum. Albay bir mitingden söz etti ama Naz'a karşı çıktı. Başka bir fikrim var dedi. O kadarını duyabildim. Düğmeye basıldı Celil. Asıl savaş şimdi başlıyor. Ya Baran benim aklım ermiyor ha. Sen silahtan başka ne bilirsin ki? Yok evleneceğim, yok çalışacağım falan filan. Silah için her şeyi yaparım ben. Söz vermişim. Ev tutacağız şehirde. Ben çalışacağım. Silah da evin kadını olacak. Kankam. Bakma doktor. Belki lokanta açarım şehirde. Ya o iş olmaz. Birileri hesabı itiraz etse sen çeker vurursun ya adamı. Senden esnaf olmaz. Hayatta olmaz. Olmaz. Vay 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 vay. Baran komutan, müstakbel eşleri Zilan hanımefendi ve veteriner hekimimiz sevgili doktor. Saygılar. Saygılar canım benim. Çekil lan yolumuzdan. Bitti lan sizin de işim. Yeni bir hayata başlayacağım ben. İyi, güzel işte. Albayımın da size bir evlilik hediyesi olacak. Sizi bekleyin. Yardımcı olun arkadaşlara. Hayır, bırakın beni. Hayır, Atapal, ödersin la bunun hesabını. Bırak beni gerizekalı kundi, bırak. Daha dokunma.
Senin var ya dalağını var ya ameliyatsız hadi alırım yürü, ha. Salak! Dalaksız salak! Gel lan buraya. Yürü! Yürü abi! Yürü! Çifte kumruları getirdim albayım. Gelin bakalım. Yaklaşın gençler. Hoş geldiniz. Yahu siz birbirinize bayağı yakışıyormuşsunuz. Aferin. Seninle anlaştık la. Zilan benimdi. Hainlik etme. Tam tersi. Sizin mutluluğunuzu istiyorum ben. Düğününüzü ben yapacağım. Sen alçağın tekesin. Bırak bizi. Ya asıl beni niye aldınız ki ya? Gerçekten beni niye aldınız? Yani ben sonuçta bir garip doktorum ya. Hem benim hastalarım var. Onların ilaç zamanı geçer. Beni beklerler. Beni özlerler. Doktor yeter. Evet makul. Tüm bölgeyi davet edeceğim düğününüze. 40 kazan yemek yaptıracağım. Düğüne kadar güvenliğinizi de ben sağlayacağım. Şaka mı edersin lan sen? Amacın başka olsa şu an üzerine toprak atılıyordu Baran. Leyla da zamanında kırılmıştı bana. Belki bu muhteşem düğünle affettirebilirim kendimi. Zahmet etme. Ben kararımı vermişim. Evleneceğim. Düğün olmuş olmamış umurumda değil artık. Yazık, yakacak kendini. Misafirlerimizi kalacak yerlerine götür. Emredersiniz albayım. Buyurun arkadaşlar. Buyurun. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Düğünü yapıyoruz. Çok sevindim. Vahit hediye paketini tapınağa götürsün. Ben de mekanizmayı kurmaya geliyorum. Acele et. Tamam. Çok şanslısın Leyla. Gelinlikle ölmek herkese nasip olmaz. Serdar? Ne o? Şaşırdın galiba. Yok sevindim. Bir yere mi gidiyorsun? Evet. Tatlı bir şeyler alacaktım. Gerek yok. Bir ihtiyaç olursa Hasan alır. Bu akşam birlikte yemek yer, baş başa oluruz diye düşünmüştüm. Aksiliğe bak. Gidip nükleer bombayı kurmam lazım. Bombanın patlamasını asla durduramayacaksın komutan. Nükleer bomba benim parmaklarımın dokunmasıyla patlayacak. Olur tabii. Sen nasıl istersen. Hadi bakalım. Ben nöbetteyim komutanım. Senin düşmanın çoktur. Düşmanın nereden geleceği belli olmaz. Nükleer bomba derhal tapınağa taşınacak. Naza gelecek. Vakit yok. Hı hı. Tamamdır komutan. Bir şey oldu bil. Bu bomba bölgeyi cehenneme çevirmeden bir şey oldu demem lan. Örgüt tarihinin en büyük eylemi bu. Bir hata olursa herkesin felaketi olur. Bu bomba kamptan çıkarken burada kuş uçmayacak. Anlaşıldı mı? Yarın adım attığın her yerde bir ceset bulacaksın. Bu bölgede artık devlet olmayacak. Biz olacağız. Bizimkiler olacak. Hata yaparsan yarını göremezsin. Önemli adamların için gereken tedbirleri aldın değil mi? Maske falan. Aldım komutanım. Ama yeterli sayıda gelmedi. Sadece 4 tane. Çok bile. Bu işin sonu hiç iyi görünmüyor ya. Hadi hayırlısı. Herkes toplansın lan çabuk. Hadi herkes toplansın lan. İçtima var. Silahları bırakın. Girin lan içeri cücük kafalılar. Girin lan. Çabuk olun. Hadi. Hadi. Davet mi bekliyorsun cücük kafalı? Gir içeri. Gir lan. Lan!
Herkes telsizini çantaya atsın. Atın lan atın. Hadi 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 hadi. Atsana lan. Hı? Sağır mısın sen? Koysana lan telsizini. Koysana. Siz ikiniz silah alın, burada bekleyin. İçeriden kimse dışarı çıkmayacak. Kendi yetmedi, bir de asker dikti kapıya. Kim bilir ne hainlik düşünüyor. Bombayı çıkarabildiler mi acaba? Ben bir yemeğe bakayım, ısınmış mı? Ben de sana yardım edeyim. Ben de ölünceye kadar kimse kamptan çıkmayacak Rıza. Gerekirse mağaraya taktığımız insanları teker teker öldürün. Zaten yarından sonra yaşama şansları sıfır ya. Olsun. Ne olur ne olmaz. Tamamdır Vahit Komutan. Siz Darboğaz'dan gidin. Oradan yol çok uzar. Ya uzar ama temizdir. Bizim zamanımızda oraya kimse kontrol noktası kurmazdı. Biz hazırız Vahit Komutan. Siz çıkın. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Emredersin. Ya Heval. Hı. Bir tuvalete kadar gitsem ha? Bas geri la. Bas lan geri. Lan gir içeri lan. Koparırım kafana ha. Ya Hevallar, bir şey soracağım. Bizi niye tıktılar buraya? Buraya nükleer bomba getirdiler. Hala anlamadın mı? Bölgeyi cehenneme çevirecekler. Bitirecekler. Ne? Şimdi anlaşıldı. Bize her evden birini öldürün emri gelmişti. Şimdi herkesi öldürecekler. Örgütün politikasını bilmez misin Heval? Bilirim. İyi bilirim. Ne kadar çok kan olursa hedefe o kadar çabuk ulaşılır. Vay insafsızlar. Bunu komutana derhal rapor etmeliyim. Etmeliyim de nasıl çıkacağım buradan? Kürtlerin beklenen Zerdüşt dini lideri Asfar Tarta yarın evleniyor. Asfar Tarta ve Baran Kızılkaya'nın nikahı tapınakta kıyılacak. Düğüne bölgedeki tüm Zerdüştler ve yabancı erkan davet edildi. Bu örgütün borazını Kanal niye açık bu evden azı? Niye mi? Niye olacak? Kanal üzerinden şifreli mesajları alıyorum. Ayrıca senin böyle üzülmen hoşuma gidiyor. Bilgimiz oluyor Serdar. Leyla seni fena aldatmış. Aklı fikri Baran'daymış, baksana. Bana bak. Bu konuda bir şey duymak istemiyorum. Beni ilgilendirmiyor. Ama beni ilgilendiriyor. Leyla ile beraber herkes ölecek. Bu düğün bu bölgenin sonu olacak. Şu nükleer bomba bir patlasın. Hiroşima'dan beter olacak buralar. Asfar Tarta ve Baran Kızılkaya'nın nikahıyla ilgili son gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Asfar Tarta'nın tapınakta yapılacak nikah törenine Zerdüştlerin özel bir önem verdiği bildirildi. Düğün nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Kabul edemem. Gelişmeleri tapınakta evlenemem, Allah'tan korkarım. Söz verdin Zilan. Caymak yok. Ben seninle evlenirim dedim Baran. Dinimi terk ederim demedim. Zilan doğru der Baran. Ne bu Zerdüştlük mevzusu ya? Sen gerçekten iyice sapıttın ha. Zaten o albay var ya. Onun lafıyla kuyuya iner mi ya? Ya. Ben yokum bu işte. Ben de yokum ya bu işte. Biz nişanladık, haberin olsun. Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Zilan. Nereye la? Gidiyorum ben. Ne oluyor la? Yok öyle ya ama. Misafiri misiniz dedik ya. Bırakmayık sizi. Biz misafiri sandık. Ama belli ki esir etmişsiniz siz bizi. Ha burada yakalanmışsınız nükleere. Ha köyde fark eder ki. Nasılsa öleceksiniz. Geçin la içeri. Ya o tavuk yarım kalmıştı. Ben gideyim de onu yutayım. Sağ ol Eva. Eyvallah, hadi.
Haydi bakalım. Binlerce insan ölecek. Bir an önce çıkmalıyım buradan. Yardım et Allah'ım. Allah'ım yardım et. Yüce Rabbim. Allah'ım sen ne büyüksün. Bizim karakolun şehitleri. Allah'ım sen çok büyüksün. Komutanım, kuzey tarafında bir çakal var gari. Emrin nedir komutanım? Herif kara tren gibi üstümüze geliveriyor. Memiş dur! Ömer Çavuş bu. Çavuşum. Ömer! Komutanım. Ömer. İyi misin? Bomba. Bomba komutanım. Bombayı kamptan çıkardılar. Darboğaz'dan götürüyorlar. Koçum benim, aslanım be. Yavuz bir tabutçu. Yavuz bir cevap ver tabutçu. Yavuz bir acil. Yavuz bir dinlemede devam et tabutçu. Önemli bir istihbarat aldım. Bombayı çıkarmışlar. Muhtemelen patlatacakları yere götürüyorlar. Takibe geçiyoruz. Kahretsin, her şeyi biliyorlar. Vahit'i uyarmam lazım. Dikkatli olun Celil. Gelişmeleri bildirin bana. Gitmeyecek mi bu? Önemli galiba. Git istersen canım. O bombayı sen patlatacaksın Naz'a. Bu nedenle görevim seninle olmak. Gitmem gerekmiyor canım. Çok fazla büyütülecek bir şey değil zaten. Ne yapıyorsun? Kahve. Orta mı içersin, şekerli mi? Zahmet etmeseydin. Zevkle yaparım Serdar. Bir şey var mı koçum? Yok gari komutanım. Tertemiz. Nefis olmuş. Eminim öyle olduğundan. İçsene kahrolası. Değerli seyirciler,
düğünün Zerdüş Tapınağı'nda yapılacağı belirtiliyor. Asfalt Arta ve Baran Kızılkaya'nın nikahı... Bu kız Müslüman bile değil Serdar. Nasıl senin sözün olmuş anlayamadım. Ve yabancı erkan davet edildi. Tapınakta gerçekleştirilecek olan bu törene çok sayıda kişinin sadece bir yudum. Asfalt Arta'nın beklenmeyen bu evliliği çok sessizce işte. Benziyor. Törenin basına kapalı olarak gerçekleştirileceği bildirildi. Ancak bizler haber kanalımız olarak törendeki bütün gelişmeleri sizlere bildirmeye i̇şte devam ediyoruz. İşte bu kadar. Asfalt Arta'nın beklenmeyen bu sürpriz evliliği herkesi çok şaşırttı. Serdar? Zehirledi beni yılan. Ne oluyor Serdar? Asker! Komutanım! Serdar! Komutanım ne oldu? Kocama ne oldu? Yardım et! Dur da dur! Velveliye verme! Anlarız şimdi. Abdullah! Yardım et! Komutanım! Komutanım, iyi misiniz? Abdullah, Baba Oli, kapıyı at. Hadi, durmayın siz. Hemen hastaneye gidin, tamam mı? Ben yetişirim. Tamam. Vahit. Acil. Dağ yılanı devam et. Dinle Sersem. Askerler peşinde. Pusu attılar. Dikkatli ol lan. Teslim olun. Teslim olun. Dur. Gari. Teslim oluyor. Teslim oluyor. Çık. 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 Çık gari. Vahit içi nerede lan? Geldik lan. Bu bir patlarsa. Patlamaz. Evimdeki bilgisayardan idare ediliyor bu. Bu işi biliyorsun galiba. Rahat ol. Bunun eğitimini aldım ben. Bombalar uzmanlık alanım. Özellikle nükleer bombalar. Bu ilimizi unutma la Baran. Kendi elimizle evlendirik seni. Unutmam la. Hiçbir şey unutmam. Göreceksin sen. Bu şeytan ne arar burada? Bizi kesin görmeye gelmiştir ha. Yav Nazım, Leydim, komutanım. Kaç zamandır merak ediyorum. Nerelerdesin sen ya? Kız! Dur kız! Bırak! 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 Nasıl dur la? Bırak! Kız! Dokunma la onu. Gel şöyle. Bas git la çaycı. Dur sakin. Sen ne arıyorsun la burada? Evleniyor musunuz? Size bir hediye getireyim dedim. Ya, telefon burada! Ya. Kes lan! Düğün yapacağız burada. Kavganın sırası mı? Yılan. Ya dur bebeğim. Dur.
Benimle gel. Durumu nasıl doktor? Midesini yıkadık. Yüksek dozda sakinleştirici verilmiş. Hastaneye zamanında getirildi. Hayati tehlikesi yok. Geçmiş olsun. Sağ ol. Onu kimin verdiğini tahmin edebiliyorum lan. Aman ne zekisin Lazoğlu. Herhalde o Naz'a denen yılan yaptı. Nasıl bırakırsın lan o şeytanı sen? He? Komutanımın durumunu görünce aklım gitti komutanım. Ne bileyim o şeytanın böyle yapacağını. Bir kadınla baş edemiyoruz be. Komutanım keyfinden değil, bir halt karıştırmasın diye tepesindeydi o şeytanın. Diyorsun be. Aa, çok ayıp ama. Ben teşekkür bekliyorum. Sen de ben de eşlerimizi bulduk işte. Bırak da mutluluğuna ortak olalım. Şeytan. Senden hiçbir şey istemiyorum. Senin olduğun yerde fitne, felaket olur ancak. Uslu ol lan. Şimdi gidiyorum. Malum. Yeni evliyim. Kocamı yalnız bırakmak olmaz değil mi? Ah, Serdar'a senden selam söyleyeyim mi? Hadi kız sen de çık. Şeytan! Alçak! Şeytan! Uyandı. Neredeyim ben? Naz'a nerede? Bayılmışsın komutanım. Lazoğlu getirmiş seni. O yılan bir kahve içirdi bana. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kahvene ilaç atmış komutanım. Yüksek oranda sakinleştirici. Serdar. Allah'ıma çok şükür iyisin. Yaklaşma Naz'a. Hesap vereceksin bana. O kahvede ne vardı? O kahve beni bu hale getirdi. Bilmiyorum. Nereden bilebilirim ki Serdar? Nasıl bilmezsin? Sen de içtin. Ama olan bana oldu. Ne bileyim ben Serdar. Siz neredeydiniz Naz Hanım? Hemen geliyorum dedim. Gidiş o gidiş. Akşam oldu. Üzüntümden fenalaştım evde biraz. Tabii tabii öyle olmuştur. Serdar, ben sensiz yaşayamam. Nasıl da yalan söylüyorsun. Serdar'ı giyecek bir şeyler. Kötüyüm ben. Ne oldu be? Rol yapıveriyor komutanım. Role benzemiyor. Hemşire çağırın. Emredersiniz komutanım. Ne oldu? Gel, var mı? Bilmiyoruz. Yokmuş. Bayıldı birden. Şimdi bayılma sırası bende Serdar. Nabzı düşüyor. Yardım edin. Acile götürelim. Hasan yardım edin. Ne bu şimdi komutanım? İlaçtan içti. Bu şeytanla baş etmek zor komutanım. Oyun içinde oyun oynuyor bize. Baktığın zaman her şey makul, mantıklı. Ama bütün pisliklerinde başrol oyuncusu.
kurtuluşum yok Celil. Üst kurula ulaşıncaya kadar katlanacağım bu şeytana. Bu taraftan gelenler var. Yavuz bir tabutçu. Dinliyorum kordon, devam et. Daha kendine zerdüşt süsü vermiş adam kaynıyor komutanım. Fışkırıyorlar sanki. Tapınağa gidiyorlar. Allah'ım, olamaz bu. Nasıl da düşünemedik. Düğün Celil. Bombayı düğünde patlatacaklar. Şerefsizler. Tapınağa geliyorum Celil. Burada kalın. Hiçbir şarta bu yılan çıkmayacak bu evden. Emredersiniz komutanım. Fırladı gitti gene. Ne diyorsun? Nereye gidiyor? Yılanı az kaldı. İşareti ben vereceğim. Zamanında yetişip bombayı bulamazsak çok insan göz göre göre ölecek Celil. Masum insan, askerler, sen, ben, Leyla hepimiz öleceğiz. Bölge bu yaranın kanını zor durdurur artık. Katiller masum şekline geçer. Timsah gözyaşları döke döke insanlarımın arasına uçurumlar açarlar Celil. Son kadın nerede? Başlasın mısınız?
Dağ yılanı, tamamdır. Bombayı patlatabilirsin. Nerede bu kız ya? Hemen, hemen. Ah Bezlan. Bitti bu iş. Hepiniz geberin. Senden kurtuluyorum Leyla. Bana mı dedin? Yılan.